Sayın misafirler, öğrenciler ve değerli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle bugün burada Mersin'in Tarsus ilçesinde bizim gibi üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Özgecan Aslan cinayetini sert bir dille kınıyor. Yaşanan bu trajik olaya karşı kayıtsız kalmadığımızı ve farkındalığımızı belirtmek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Kadın, erkek ayırmaksızın günümüzde bu tür olayların giderek artması, bizim ve çocuklarımız için de ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Ülkemizde böyle olayların bir daha yaşanmaması adına hükümet yetkililerin gerekli önlemleri alacağına ve uygulayacağına, halkımız da bu önlemlere karşı birlikte riayet edeceğini düşüncesindeyiz. Bugün bir farkındalık projesi adı altında düzenlenen basın toplantısına katılmanızdan dolayı teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Ayhan sen. Öncelikle bu vahşet haberini ilk gördüğümde o topraklardan gelen biri olarak değil de hatta abisi Özgecan'la aynı okulda okumuş bir insan olarak değil de kendi adıma bir insan olarak utandım. İnsan insana bunu yapmaz açıkçası. Hatta onlara insan demiyorum, diyemem. Buradan Özgecan'ın ailesine, sevenlerine başsağlığı ve Allah'tan sabır diliyorum. Umarım bu vahşeti o aileye, o insana yaşatanlar cezalarını bulurlar. Lakin şunu da söylemek isterim. Onların cezaları idam değildir. Onların cezaları cezaevine girmektir. Ve cezaevinde zaten büyük eziyetler göreceklerine eminim. Ve bize düşen görev de şudur ki unutmamalıyız. Yani biz unutuyoruz. Bir olay oluyor. Çok vahşice bir olay oluyor. Bir gün yas tutuyoruz. İkinci gün unutuyoruz. Saçma sapan şeylere gülüp eğleniyoruz. Bize düşen görev budur. Unutmamalıyız. Özgecan'a yapılanları unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bugün burada Özgecan Aslan için buradayız. Yaşanan trajik olay ortada. Ne kadar empati kurabilsek de Özgecan'ın ailesini hani ne kadar anlayabileceğiz. Hep diyoruz ya yeni bir Türkiye. Bence yeni bir Türkiye'de hepimiz toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz, metroyu kullanıyoruz. Bence bunları kullanırken erkek ya da kız fark etmez, cinsiyet hiçbir şekilde fark etmez. Eğer biz bir korkuyla, herhangi bir şey başımıza gelecek düşüncesiyle bu Türkiye'de, bu yeni Türkiye denilen, adlandırılan Türkiye'de yaşayabiliyorsak bence hiçbir şey başarmış sayılmayız. Öncelikle bu algıyı ortadan kaldırmalıyız. Ülkemizdeki her bir vatandaş ülkesinde başına geleceklerini düşünmeden özgürce yürüyebilmelidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle çok üzücü bir olay. Bir bayan olarak özellikle evlat yetiştiriyor olmaktan açıkçası korkuyorum. İstiyorum ki rahatça yürüyebilelim, rahatça konuşabilelim, rahatça istediğimiz bir yerden bir yere gidebilelim istiyorum. Korkmadan, sıkılmadan, çekinmeden, hiçbir şey düşünmeden. Ama bunu bir erkek olarak ne kadar anlayabilirler hiç bilmiyorum. Umuyorum en azından bir adım da olsa, burada bir avucuz belki ama mutlaka bu topluluk daha da çoğalacak ve eminim birileri bir şeylerin farkına varacak ve kadın olarak özgürce yaşayacağımız bir ülkede yaşayamanın sevincini mutlaka yaşayacağız.